Şöyle yapalım mı sessiz film? İki kelime birincisi. Arkadaki fotoğrafa bakın. Şuradaki fotoğrafa. Öbürlerini de verelim mi Umut? Bir tanesi bu. Bakalım diğerlerini de verelim. Bir tanesi bu. Bir tane daha var. Bir tanesi de bu. Efendim İlhan, prodüktörümüz İlhan Ezgi'nin hazırlamış olduğu görsellerden sizin de değerli öngörülerinize tahmin edebileceğiniz üzere üniversitede çocuk okutmak zor mudur, kolay mıdır? Zorsa ne zamandan bunun planını, programını yapmamız gerekiyor? Ve aile ekonomisini nasıl ayarlamamız gerekiyor? Bugün bunu konuşacağız Sadi hocamızla beraber. Sadi hocamız karşımızda. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Gerçekten çok önemli bir konu. Hepimizin çoluğu çocuğu olan birçok ailenin temel problemlerinden bir tanesi. Hı hı. Çocukları nasıl okutacağız? Ama biz tabii işin üniversite boyutundayız. Yani üniversite üzerinde, yüksek okul üzerinde durduk. O fiyatları çıkardık. Yani kolay gelsin, çok ciddi bir yük geliyor insanlara. Şöyle bir işte yabancı okullarda, yurt dışında falan okutmaya kalkarlarsa, gerçi Türkiye'deki özel okullarda da okuttuklarında aynı yurt dışındaki gibi yükler var. Ama onların hepsini çıkarmaya çalıştım. Bayağı ciddi maliyetler var. Gözüm korktu açıkçası. Herkese kolaylıklar gelsin diyorum. Bir kabus gerçekten. Hele hele bir taraftan da kur yukarı doğru gelirken bu maliyetlerin çok daha böyle yüksek olması çok önceden gerçekten hazırlığı gerektiriyor. Hedefi ona göre koymak lazım. Yani üniversiteye nereye gidecek, nasıl okuyacak, hangi üniversiteyi okuyacak, bütün bunların planlı programını çok çok iyi yapması lazım ailelerin. Yoksa gerçekten böyle son anda verilen kararlar veyahut da son dakika işte birdenbire karar vermeler ciddi boyutlarda bütçemizi hasara uğratabilecek nitelikte. Dolayısıyla bunu belki ortaokuldan itibaren planlayarak gitmeleri lazım. Hatta ben bu fiyatları görünce ilkokuldan başlayarak çocukların eğitimiyle ilgili, özellikle yüksek eğitimiyle ilgili çok ciddi birikim sağlamaları lazım. Hani biz işte BES diyoruz. Sigorta sektörüne gerçekten burada çok önemli iş düşüyor. Sigorta sektörü özellikle çocukların yurt dışında okumak isteyen veyahut da yurt içinde özel okullarda okumak isteyen çocukların eğitim giderlerinin birikimi için çok güzel paketler hazırlayabilir, sunabilir ailelere. Gerçi şu tip şeyleri var sigortanın. Yani işte anne babanın başına bir şey gelirse onun okumasına yardımcı olacak bir takım destek paketleri var. Sigortalar yapılıyor. Ama ben bunun da ötesinde bir BES gibi arkadaşlar, gerçekten biriktirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Konumuz üniversitede çocuk okutmak için aile bütçemizi nasıl yapacağız? Öğrencilerin bütçesi değil de üniversitede okurken aileler kaç yıl öncesinden başlayarak çocuklarına bir bütçe sağlayacaklar? Evet. Şimdi ben fiyatları vereyim mi istersen? Önce bir, evet lütfen, lütfen. Ya da önce isterseniz Cemre Nur Karaca sokağa çıktı. Evet, yani Cemre'nin röportajını bir dinleyelim ondan sonra. Şimdi Cemre Nur Karaca sokağa çıktı efendim ve sordu tabii sizlere. Üniversitede çocuk okutmak kolay mı zor mu? Buyurun yanıtları. Beklenmedik yerlerden beklenmedik masraflar çıkabiliyor. Çünkü genellikle başka bir şehirde üniversite okuduğumuzu düşünelim. Diğer şehrin şartları yaşadığımız şehre uymayabiliyor. Üniversite öncesi öğrenciler ve aileler yeteri derecede bilinçlendiriliyor mu? Türkiye'de bunu merak ediyorum. Bütçe konusunda mı? Evet, bütçe konusunda. Çünkü dediğim gibi ben de sıkıntı yaşadım. Nasıl diyeyim? İşte bazılarının harçları oluyor. Yurt, ev. Yurt, ev. Kesinlikle. Yurt ve ev için mutlaka bir para biriktirilmeli. Yani tasarruf önemli. Konu. Evet, ailem bütçe yapmıştı. Zaten hani üniversiteye geleceğim için özel bir bütçe ayrılmıştı ama herkes maalesef ki ayıramıyor. Yani yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani malum işte öğrencilerin belli bir parasal sıkıntısı oluyor. İdare etmede çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bunun için bize önerecekleri hani artı bir şeyler var mı? Hani malum ucuz yemek, ucuz gezmek bizim şeyimiz ama önerecekleri ait bir şey varsa onları da sorabiliriz. Yapılmalı yani ve teşvik edilmeli, insanlara söylenmeli. Üniversiteye gitmeden önce bu önemli bir konu bence. Öğrenciler bütçelerini nasıl karşılayacak? Çalışmaları mı gerekiyor? Şimdi ailesinin bir geliri yoksa, öğrenciye katkı sağlayamıyorsa öğrenci nasıl bir katkı sağlayacak kendisine?
Bütçe yok. Şu an maddi sıkıntılarımız olduğundan dolayı bütçe yapamıyoruz. Öğrencilerin kesinlikle yapması gerekiyor çünkü ileride zorluk çekeceklerdir. Her türlü karşılıklarını kendileri gidermeleri gerekiyor. Bir asgari ücretle çalışan bir babayı düşün, bir anneyi düşün. Yani nasıl okutacak onu? Mümkün değil ya. Yani o hiç mümkün değil. Çalışacak, okuyacak. Başka yok. Yani bu gençlerimizin yani önü açık değil burada. Burada öyle görüyorum ben. Bilmiyorum. Bunu devletin yapması lazım. Hani bunu bir devletin bir el uzatması lazım. Atıyorum dedim. Mesela bazılarına burs veriyorlar. Burslan alamayan ne olacak? Bir de bu var. Devletin bir yani bütçe ayırması lazım bu gençlerimize, bu üniversitede okuyanlara. Yok yani bütçe ayırsa da ne olacak? Okusa da ne olacak? İşsizliği önleyemedikten sen yani bunu üniversiteyi bitirmiş insanları görüyorum işte. Orada burada oturuyorlar, vakit geçiriyorlar, iş bulamıyorlar. Türkiye'deki eğitimin niye bu kadar pahalı olduğunu ya da yeterliliğini, eğitim yeterliliğini ki ilk defa bu sene tıp fakültelerine bir sınırlama getirdiler, hukuka getirdiler galiba. Ya bu zamana kadar niye olmadı? İnsanlar, bizim çocuğum var mesela benim, kreşe gönderirken bile düşünüyorsunuz bunu. 8-9 TL kreş parası veriyorsunuz. Şimdi durum bu olunca üniversiteye çocuklar gittiğinde gençler görüyorsunuz yani masraflar muazzam artmış, kiralar efendime söyleyeyim özel üniversitelerin zaten görüyorsunuz da onların da ayrı masrafları da var. Dolayısıyla bilmiyorum. Siz peki şimdiden yapıyor musunuz çocuğunuz için bütçe? Vallahi şimdi biz şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz. Sanırım şey bu bütçe konusunda eğitim ne şekilde verilmeli en azından hani ülkemizde büyük bir sorun olan eğitimin en azından bu alanında nerede başlamalıyız? Hani üniversitede, lisede, ilkokulda. İlkokul çok erken olur tabii ki ama yani eğitim açısından mali konularda, ücret yani bütçe konusunda nasıl eğitim yapılmalıdır? Evet. Evet hocam. Ya gerçekten zor tabii ki yani bu söyleyeceğim rakamlar da şimdi karşılaştırdığımızda gerçekten çok zor. Zaten üniversitelerin yeterliliğini tartışmayacağız. Bizim işimiz değil burada. Ondan sonra çocukların işsiz kalması, işte her yere okul, üniversite açılması, bir de her yere üniversite açılması artık neredeyse işte kasabalara kadar giren süreçte üniversiteler açılıyor. Yeterli kadar eğitim yapılabiliyor mu, yeterli midir? Çünkü en basit açılacak okullar sosyal bilimler üzerine olan okullardır. İktisat, işletme gibi masa sandalye buldunuz mu, bir de hoca işte buldunuz, bulamazsanız dışarıdan getirirsiniz. Bu şekilde çocuk anlatırsınız ama o çocuklar ne kadar yeterli yetişir, ne kadar gerçekten rekabetçi olur çıktıkları zaman piyasaya o da başka bir şey. Evet. Biz de onu hani devletin işsizlik istatistiklerinden ne yapmış oluyoruz? Çıkarmış oluyoruz. Şimdi çok affedersiniz. Tweetleri verelim arkadaşlar. Mesela Ömer Karakuş diyor ki aileler çocuk doğduğu günden itibaren bireysel emekliye para yatırmaya başlasa 18 yıl sonra hani okul masrafları çıkar diyor. Murat Bülger de benzer bir şey söylüyor. Yani büyüyen çocuk sigortası yaptırın, 18'ine geldi toplu para biriksin, anne baba düşünmeli, başkası değil diyor. Üniversiteyi bırakın, özel anaokulları yıllık 18 bin lira diye ekliyor Bertan Pamukçu ama şöyle bir de gerçek vardır. Hani ilkokul en pahalısıdır anaokuldan başlayarak. Giderek çocuk büyüdükçe eğitimin okul tarafındaki masrafı azalmaya başlar ama tabii başka masraflar girer. Başka masraflar çıkıyor. Buyurun hocam şimdi. Şimdi bir devlet üniversitesinde okumanın maliyetini söyleyeyim ben size. Aylık konaklama 500 TL. Aha. Beslenme 500 TL. Konaklama derken sanki şey gibi, tur rehberi gibi. Aylık konaklama 500 lira. Beslenme 500 lira. Konaklama bir evde kaldı. 500 lira civarında işte bunun internet ücreti falan hepsi 500 TL diyelim. Beslenmeye 500 TL ayırıyoruz. Ulaşım giderleri 150 TL. Ve cep harçlığını da 150-200 TL dersek... 200 diyelim hadi ona da. Anca çünkü. Ben 150 TL üzerinde hesapladım. Biraz peki. Sıktım öğrenciyi. Bu bir ayda 1300 TL yapıyor. Evet. Dikkat et yani asgari ücretli röportajda konuşan bir efendi haklı. Yani 1300 TL sadece üniversitede 4 yıllık bir üniversite diyelim okuyacak öğrencinin yıllık maliyeti 10 aylık hesap ediyorum. Dikkat et o 2 ayı yine hesap etmiyorum. Onu evde geçirdiğini varsayıyorum. Burada
Çocuğun ayrıca kıyafet gibi ekstra giderleri falan da yok. Buradaki giderler sadece okulla ilgili giderler. Hiç eğitim parası harç ödemediğini varsayıyorum. Burada hadi burs aldı, şu oldu, bu oldu, harç da ödemedi. Bize yıllık 10 aylık maliyeti 13 bin TL. Evet. 13 bin TL. 4 yıl daha... Bu arada çocuğun ayakkabısı, pantosu... Hayır, yok, yok. Pantolonu, kaza, hani giysisi, şusu, busu yok. Yok, yok. Onları, defteri, onları almadık. Defteri, kitabı, bunların hiçbiri yok. Evet. Yani bunları almadık. Sadece el harçlığı verdik öğrenciye. Hocam 150 lira cep harçlığıyla her gün bir tantuni yer diyor Hasan Kadir Şahin. Ya aylık şey yapıyoruz biz bunu. Aylık 150 TL. Tamam işte aylık bir, her gün bir tane yer. Aylık anca 150 öyle biter diyor. Evet, yani bir şey değil yani, diyor. Hayır, bir de sinemaya falan da gidecek bu çocuk. Ama ne yapalım? Yani kitap devlet alacak, okulunda kitap okuyacak. Minimum maliyetlerle söylüyorum. Yoksa 1500 diye hemen yuvarlayıvereceğim aylık giderini ama bir de elbise falan, dediğin gibi ayakkabı falan yok. 1500 TL'ye yakın bir maliyeti var. Bu devlet üniversitesinde okuyan bir öğrencinin maliyeti. Peki vakıf üniversitesinde okuyan bir öğrencinin maliyeti ne kadar dersek, ortalama bir vakıf üniversite fiyatını alarak hesaplanmıştır. Gene aynı. Konaklama 500, beslenmeye 500 diyelim. Ulaşım biraz yüksek oluyor, işte 200 civarında. Giderler, özel okul malum, 300 TL ona koyduk. Çünkü biraz okulun içinde bir takım giderleri olacak orada. Günde 10 lirayla hallediyorsunuz olayı sizce. Yani hallediyoruz. Özel okuldaki 300 çocuğa. TL, 1500 TL gibi bir yani çok tutumlu bir öğrencinin, dikkat et, çok tutumlu bir öğrencinin maliyeti 1500 TL, daha okul parası aç yok. Aç kalan öğrenciden bahsediyor Fadi Hoca. 15 bin 10 aylık maliyeti. Bir de okul yıllık ücretini koyalım. 20-21 bin lira ortalama yıllık ücretler koyduk da onu da koyduğumuzda 36 bin TL yıllık maliyeti çıkıyor. Özel okulda okuyun. Tabii bunu 4 yılla çarptığın zaman aşağı yukarı 150 bin TL gibi bir maliyet ortaya çıkıyor. 4 yıllık bir üniversiteyi bitiren öğrencinin vakıf üniversitesinde ortalama. Ben tıp fakültesinde okuyacağım derse o zaman iş değişiyor. 20 bin yerine 40 binle başlıyor fiyatlar. 40 bin TL. Yani her yıl bir 20 bin TL daha ekleniyor. Bir de tıp fakülteleri biliyorsun 6 yıl olduğu için bu parayı 6 yıl boyunca ne yapacak? Yani 55 bin TL minimum maliyetlerle tıp okumak isteyen bir öğrenci 55 bin TL'yi cebine koyacak her yıl. Kıyafeti falan hariç. 55 bin TL'yi koyacak, 6 yıl boyunca yani neredeyse 350-400 bin TL parayla tıp fakültesini bitirip doktor hocam, olacak. Hocam herkes sizi inanılmaz bir polyan olarak görüyor burada. Bu rakamlarla mümkün değil. Hayır, ben herkes, minimum maliyetlerini söylüyorum. Karçal Rumuzlu seyirci diyor ki zannedersem hocamızın çocuklarına eşi gizli gizli harçlık veriyor. Zira günde 10 lirayla özel okulda okunmaz başka türlü. Ya siz şimdi öyle diyorsunuz ama hiç harçlık... hiç harcamadan da ben üniversitede hocayım, yani görüyorum öğrencilerin içinde, emin ol. Yani bir kuruş harçlık almadan okula gelenler var, yani ona ayıramayan çocuklar var. Yani anlatabildim mi? Yani bir de onları da düşünelim. Ben o nedenle minimum özellikle fiyatları koydum. Yani bu fiyatlar minimum fiyatlardır. Siz eğer ya benim çocuğum kimseye muhtaç olmasın, yolda bir şey olmasın, al 200-300 TL daha benim koyduklarıma aylık bazda 200-300 TL daha koyun o zaman. Bir de tabii kıyafetler, hep söylüyorum. Kıyafettir, diğer giderleri ayrı olarak koyuyoruz. Bir üniversiteli olarak 150 lira harçlığı ben size vereyim, siz bir ay geçinde göreyim diye bir teklifte bulunsam hocamıza saygılar diyor. Ya ne demek? Yani arkadaşlar, yani ben de üniversite okudum ve biz de şu andaki fiyatlarla... Ya hocamın hiç çocuğu yok ya da bizi kandırıyor diyor. Ya emin olun, bak biz de bu fiyatlarla okuduk, bu minimum fiyatlarla okuduk, yani devlet üniversitesinde minimum fiyatlarla okuduk. Yani bizim öyle
çok fazla kahvemiz falan yoktu, gitmezdik. Evimizde her şeyi vallahi 150 liraya her gün makarna yesek deydi. Hocam siz bu 150 lirayı arttırın, seyirci... Siz oraya takıldınız. Yani bir 150 TL'lik el harçlığı, tamam arttırdım. Hadi 500 TL'de benden gelsin. Abartmayın da 500 TL'yi. Yani ne yapayım? Ha. 300 TL desem, mesela özel okuldaki üniversite öğrencisi gibi yapalım. 300 TL koyalım cebine öğrencinin. 300 TL koyduğunuz zaman sadece 1450 TL'ye yükseliyor. Yıllık maliyeti de 15.000 TL'ye geliyor. O kadar. 15.000 TL maliyeti. Bu arada Ali Aydın Bey ısrarla CDS'imiz artmış diyor. Bakın beyefendi, burada aile ekonomisi programı yapıyoruz. Deminden beri ay sormuyorsun diyor. Bu konu buranın değil. Biz burada üniversite çocuk okutmayı bugün konuşuyoruz. Diğer piyasa programlarında istediğinizi sorun. Yani konu var, konu var. Şimdi ben tutup da CDS mi soracağım Sade Hoca'ya? Hocam siz buyurun. Şimdi CDS'ler diyor. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Risk primi CDS'in Türkçesi. Yani üniversitede çocuk okutmakta risk primi hali yüksek bir şey aslında. Yani şimdi kredi default swap dediğimiz, kredi temerrüt primi dediğimiz şey var. Yani bir ülke, bir şirket batarsa bu para başkası tarafından ödensin diye sigorta yaptırıyorsunuz. Sigortaya para yatırıyorsunuz. Emin olun bu eğitim bizim için çok daha önemli. Ülkenizin CDS'i neye yükselir? İşte eğitimden kaynaklanır. Eğitilmiş iş gücünüz yoksa, kalifiye elemanımız yoksa, yetiştiremiyorsak bunun sonucunda zaten CDS, MDS hep yukarılarda dolaşır. Bu arada... Geçelim. Şunu da söylüyorlar, herkesin okuması mı lazım? Herkesin üniversite okuması mı lazım? Çiftçi, usta, marangoz da gerek bu ülkeye. 5 tane aile geçindirdim ben okumadan diyor Serhan Bey. İlla okumak şart mı diye ekliyor. Yani şimdi bakın, okuma belli bir vizyon kazandırma. Biraz daha bakış açınızı genişletme açısından son derece önemli. Yoksa ya okumayan aç kalır diye bir şey söylemedik zaten. Tam tersi. Okudukça biz risk algılamaya başlarız. Yani okudukça risk, şuradan risk geliyor, buradan risk geliyor derken parayı bir türlü katlayamayız. Hep böyle aynı düzeyde devam eder. Ama okumamış arkadaş eğer risk faktörünü çok iyi bilmiyorsa hayat içinde öğrenir bunu. Öğreninceye kadar eğer işler iyi giderse zaten köşeyi döner. Ama işler iyi gitmezse her seferinde çakılır gider. Dolayısıyla burada okumanın önemi şudur. Nasıl biz hep esnaf olarak kalamayız, hep KOBİ olarak kalamayız. Bu işletmelerimiz büyüyecek, işletmelerimiz gelişecek. Sadece esnaf olarak yaşayamazsınız bakın. Bir AVM açılıyor, etraftaki bütün esnafı bitiriyor. O zaman ne yapacaksınız? Çocuklarınızın bunu yapma şansı yok. O zaman ne yapacağız? Çocuklarımızı eğiteceğiz ve eğiterek kendi işimizi geliştirmek için bir adım daha attıracağız çocuklara. O nedenle çocukların eğitimi son derece önemli. Ama bu eğitim ne kadar doğrudur? Onu ben de sizle aynen katılıyorum. Türkiye'deki eğitim sistemi maalesef Türkiye'yi üretimden uzaklaştıran bir eğitim sistemidir. Tamamen şekilsel bir eğitim sistemidir. O nedenle üretime yönelik bir eğitim sistemi yok. Araştırmaya da maalesef artık yok. Dolayısıyla ortada ezbere dayalı bir eğitim sistemi olarak biz devam ediyoruz. Bu paraları da ödüyoruz. Bir seyirci diyor ki hocanın çocuklarına içim parçalandı. Çok zor durumda olmalılar. Ya vallahi benim ne kadar veriyorum aklıma gelince söyleyeceğim. Vermiyorum herhalde, aklıma bile gelmedi. Ay çocuğuna harçlık dahi vermiyor. Ya, hocam gerçek yüzünüz ortaya çıkıyor. Şey biz ayıralım yolları hocam. Bak, ilişkimizin heyecanı kalmadı. Bu ne ya? Çocuğun... Ortaokulda okuyan çocuğa biz günlük 3,5 TL veriyorum. 3,5 TL veriyorum öyle. Tamam. 3,5 TL veriyorum. Biliyorum çünkü ne yediğini, tostunu yiyor. Bir de bir içecek alıyor oradan. Bu da 3,5 TL yapıyor. 3,5 TL para veriyorum. Hı hı. Eğer arkadaşlarına bazen borç yaptığı oluyor veya arkadaşları bundan istiyor herhalde. Hı hı. Birbirleriyle arada böyle şey yapıyor. O zaman arada böyle küçük iyilikler yapıyoruz. Ama herkes sorumluluğunu bilsin. Yani böyle sonsuz her şey elimin altında. İşte liseyi bitirdim, babam aldı. Arkasına da yazıp işte babam sağ olsun falan diye arabalar görüyoruz. Ya emeğiyle geçinmeyi, sorumluluğunu şimdi vermezsek bu çocuklara ileride mutlu edemeyiz. Hı hı. Yoksa tabii ki özel okulda okuyor, o da bu parayı ödüyor. Biz de ödüyoruz yani bu paraları.
Bu arada evet, yani rakamlarla ilgili herkesten isyan geliyor. Özellikle de 150 TL üniversite var çocuk, ya. Üniversiteli çocuklardan, tamam arkadaşlar, tamam. Sadi hocanın biraz eli sıkı çıktı, ne yapalım? Ya tamam, 300 TL veriyorum. Ben de şimdi anladım bütün size gerçekleri, şu anda aydım. Evet hocam, buyurun. Şimdi 300 TL'ye yükselttik şeyleri. Bir tek oydu, ona takıldınız. Hiç bak, kalma yerine kimse bir şey demiyor. Ha, 500 TL, beslenmeye 500. Beslenmeyi zaten koymuşsunuz oraya 500 TL. Bir dakika, yani makarna falan yemiyorsunuz, tantuni falan yemiyorsunuz. Beslenmeyi koydum oraya. Bu sadece çay kahve veya sinemaya giderseniz orada ödeyeceğiniz şeyler. Haftada bir kere sinemaya gideceksiniz. Yoksa yemeği ayarlamışız biz. Peki ne dert zamandan etmeyin başlıyor? Şimdi çocuk ortaokula giderken şimdi, başlıyoruz hocam. Ya yurt dışında hocam söyleyeyim mi? Yurt dışı. Ay, eyvah, yurt dışı geliyor. Buyurun. Hayır, siz daha yurt dışında iyi çocuğa bir dolar veriyorsunuzdur yok, günlük. Yok, çok nedir ilginç, ilginç bir şey söyleyeyim mi? Emin ol, Türkiye'de mesela Kıbrıs'taki eğitim ücretleri Türkiye'deki vakıf üniversitelerinin ne biraz yaklaşıyor, öyle söyleyeyim ya, altında yani Kıbrıs'ta. Geçiyorum. Şimdi Amerika'dan bir örnek vereyim. İngiltere'den vereyim, en çok gidilen yerler. Bir de Avrupa'dan birkaç ülkeden örnek vereyim. Amerika'da eğer bir üniversite okuyacaksanız aylık konaklama 600 dolar, beslenme 300 dolar, ulaşım 100 dolar, sigorta var orada 60 dolar, giderler 100 dolar, 1160 dolar. Hadi 40 dolar da benden, 1200 dolar. Tamam. Aylık. Şimdi eğitim, yıllık eğitim ücretini söylüyorum. 12 bin dolarda, özür dilerim, 15 bin dolarda eğitim ücreti koyuyoruz buna. Dolayısıyla aşağı yukarı 27 bin dolar gibi bir parayı cebinize koymanız lazım. Ama burada uçak ücretleri ve kıyafetler dediğim gibi hariçtir. Aşağı yukarı 27 bin dolar. İngiltere'de bu rakam 15 bin 600 veyahut da 16 bin pound civarında bir rakam pound çıktı. Ha. Evet, 16 bin pound çıktı. Türkçe, Türk lirasına vurduğumuz zaman 4 ile çarpın. İşte 4 ile çarparsak 64 bin. Dolarda da, yani Amerika'da 27 bin dolarsa onu da işte 2,5 ile çarpsak 60-65 bin TL civarında bir rakam yapıyor. Tabii kurlar yükselirse eyvah diyebilirim. Peki Avrupa'da ki maliyeti söylersek, ben Almanya'daki maliyeti söyleyeyim size. 7500 euro yıllık, 10 aylık maliyetini söylüyorum. 7500 eurodur. 3 ile çarparsanız 20-21 bin TL. Güzellik, neden Avrupa'da okumak bu kadar ucuz? Neden bu kadar güzel bu rakamlar? 7 bin euro sadece. Bunun içinde okul parası var. 7 bin 500 euro. Okul masrafı, yeme içme, evde kalma falan hepsi. Çünkü okul ücretleri çok düşük Avrupa'da. Özellikle Avusturya ve Almanya'da 750 euro civarında başlıyor. Okul ücretleri 1500 eurolara kadar gidiyor. Özel bir okuldan bahsetmiyorum tabii, Almanya'daki, Avusturya'daki. Devlet okullarına eğer çocuğunuzu gönderirseniz bunu yapabiliyorsunuz. Şimdi benim nacizane tavsiyem, Almanya gerçekten bu konuda hem eğitim kalitesi açısından Avrupa, Avusturya çok 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 ileride, onu da söyleyeyim. Yani gerçekten eğitim üretim içindir sloganını benimsemiş durumdalar. Amerika ve Amerika işin biraz daha şov bölümünde. Şimdi şunu söyleyeyim yalnız. Eğer biz gerçekten çocukları yönlendireceksek, özellikle ortaokula geldiğinde, ortaokul sona doğru veyahut da ortaokul biterken mutlaka bir eğitim danışmanı, bir eğitim koçuna gidip bu masraflara girmeden önce mutlaka ve mutlaka danışmamız lazım. Yani evet, eğitim koçuna para ödeyeceğiz, yani mecburuz. Aynı doktora giderken nasıl ödüyoruz? Çünkü doğru yönlenmediğiniz zaman, doğru ülkeyi seçemiyorsanız, çocuğunuz bırakıp gelebiliyor. Orada başarısız olabiliyor. Dolayısıyla sizin çocuğunuza uygun bir okul, bölüm, bakın bölüm ve ülke seçimi o kadar önemli bazı ki. Bazı çocuklar anne babalarından ya da sevdiklerinden uzakta da yapamıyor olabilir. Ya olabilir. Ya olabilir hani. O zaman da onun için mutlaka bir eğitim koçuyla. Çünkü bakın,
İlkokulunda, bırakın ilkokulunda. Arkadaşımız söyledi 800-900 lira ben kreşte başladım dedi. Yine iyi veriyor, evet. Fiyat olarak gayet iyi. Büyük paralar döküyoruz çocukların eğitimine, büyümesine. Dolayısıyla 2-3 bin TL neyse 5 bin TL, 6 bin TL'den kaçarak vererek böyle bir şeyde eğitim koçuna çok ciddi tasarruflarda sağlayabiliriz. Doğru adımlarda atmış oluruz. İşin bu tarafına dikkat çekelim. Şimdi gelelim ne yapacağız bununla ilgili olarak? Bununla ilgili olarak aynı BES gibi. Hı. Aynı BES. Yani çocuklar kendi üzerinize yaş hadlerini de orada bir bankacı veyahut da sigortacı mutlaka ayarlaması lazım. Çünkü biliyorsunuz belli bir süre kalmak zorundasınız BES sistemin içinde devlet desteğini alabilmek için. O nedenle bunu çocukların işte velisi kendi üzerine yaptırabilir. Eğitim amaçlı olarak böyle bir BES'i ve şey bittiği zaman süre bittiğinde bir toplu para ortaya çıkabilir en azından. Dolayısıyla bunun mutlaka tasarrufunu hiç öyle bankada hemen dokunabileceğiniz bir para olmadan aynı BES gibi bir yerde ne yapmamız lazım? Bizim bu parayı biriktirmemiz lazım. Ve devletin de eğitim, bence sigorta, hani geçenlerde benim de çok karşı çıktığım işte konut almak için alacaksanız devlet desteği verelim dediler ya, böyle bir hesap birikimi yaptılar. Bence buraya vereceğinize gelin, eğer çocuğunun eğitimi için para biriktiren aynı BES gibi bir şey varsa, bankada biriktiriyorsa veyahut da bir fonda biriktiriyorsa, buna ciddi anlamda bir devlet desteğinin sağlanması lazım. Aslında bu paranın, bunlar yazık yani, bu özellikle devlet üniversitesinde çocukların artık yani yatak sorununu çözemememiz hala ciddi bir problem. Çünkü yani biz her şeye para buluyoruz, her yere para buluyoruz ama üniversitedeki öğrencimizi yatıracak bir yurdu şöyle parasız pulsuz, 3 öğün kalorisi düzgün bir yemeği bedava olarak sağlayamıyoruz. Hala bunu burslarla yapmaya çalışıyoruz. Yardımlarla yapmaya çalışıyoruz. Çocuk burs peşinde koşuyor. En azından fırsat eşitliğini sağlamak için devletin acil olarak, yani bol miktarda üniversite açacağına, ben artık sayamıyorum açılan üniversiteleri, mevcut üniversitelerdeki okuyan çocukların, özellikle devlet üniversitelerinde okuyan çocukların en azından yiyecek sorunlarını ve kalacak yer sorunlarını Türkiye çözebilir. Yani bunu bari çözelim. Çünkü zaten eğitim kalitemiz ortada. Çocukları 4 yıl oraya bekletip de tekrar işsizler ordusunun içine atmadan bu çocukların en azından asgari düzeyde bunu, bu giderlerini sağlayabilmesi lazım. Ya devlet dediğin şey bu işte yani. Eğitimde, sağlıkta ne yapacak? Nasıl sağlıkta herkes sağlık sorununu çözmek için gidebiliyor? Eğitimi de bu 1300 TL'leri ödemeden rahatlıkla devlet okullarına en azından. Ha, ben özel okula göndermek istiyorum. O tamam. Sen öyle bir tercih yapmışsan ödersin. Ama devlet okuluna giden öğrencilerin en azından bu destekleri hiç öyle yardım gibi, burs gibi şeylerle değil, hak olarak elde etmesi gerekiyor. Bu şekilde döndürmemiz lazım bu işi. Evet, bu arada tweetlerimiz de yağıyor. Arkadaşlarımız veriyor. Mesela Gülşen Hanım da, Gülşen Topçu, tam da lisede bir oğlu varmış. Her gün aynı konuyu konuşuyorum ve düşünüyorum, evet, diyor. Evet, kızı makine mühendisi olmuş, işe girmiş. Hayırlı olsun, ne güzel. Oğlunuz da umarız çok güzel yerlerde olur. Mesela hakikaten düşünmedikleri veya bunun üzerine kafa yormadıkları gün geçmiyor ve çocuklarının da aslında, hani şu anda bizi seyreden çok fazla üniversite öğrencisi var. Ben tweetlerden bunu anlıyorum. Saati Hoca'nın verdiği rakamlara, tepkilerden çok haklısınız ama şu da var. Hani öğrencilere de çok büyük, tamam, anne baba dünyaya getiriyor ve tabii ki yükü var ama öğrencilere de çok büyük yük düşüyor. Yani onların da anne babaların durumunu bilerek hakikaten bunun sorumluluğuyla çalışmaları ve yaşamaları gerekiyor. Kendileri anne baba olduklarında çok daha iyi anlayacaklar bunu ama onların ne kadar zor koşullarda aslında okuduklarını, ama o kadar yıl beklemeden biraz anne babalarına da konfor sağlamaları gerekiyor azıcık da olsa. Ya işte hani 150 TL koydum ben de, zaten yiyeceğini ayırmıştım. Hı hı.
el harçla diyorum ama emin ol, ülkede asgari ücretin düzeyi belli. Ortalama maaşlar belli. İşte yani 2000-3000 TL ortalama bir gelir diyelim, aylık diyelim. İnsanlar alıyor, evine getiriyor. Bunun yarısını çocuğuna verdiği zaman diğer yarısıyla anne baba o kadar sıkıntılı bir şekilde yaşamaya başlıyor ki. Tabii canım. Yani bu sorumlulukla hareket etmeleri lazım öğrencilerinde. Ama dediğim gibi bir takım temel sorunları devletin çözmesi lazım. Evet. Yani bu ailelere bırakılacak bir şey değil. Şimdi biz mesela tamam, nüfus artışı olması lazım. 3 çocuk diyoruz ama işte 3 çocuk demek de olmuyor. Yani ne yapacağız? O çocuklara yurtları vereceğiz ama yurtlarda da böyle insanca, yani birey olabilecek şekilde de o yurtları dizayn etmemiz lazım. Yani gidip de kocaman koskoca arazide bütün çocukları 15 kişiyi bir sınıfa, bir yatakhaneye doldurarak o insanları yatırmam. Yani insanca koşullarda bu çocuklara en azından 2 kişilik odalar sağlayarak ne yapmamız gerekiyor? Bedava bu hizmeti sağlamamız lazım bu çocuklara. Çünkü bunlar bizim geleceğimiz. Başka bir şey yok şeyde. Ama işte bireyine değer vermek de gelişmişlik ya da kalkınmışlıkla alakalı bir şey. Kesinlikle. Yani bu başından beri hani bizim böyle bir şeyimiz var. Yani bireye hiçbir zaman değer verilmiyor. Devlet hep bunu sanki bir tenezzül ediyormuş, bir yardım veriyormuş gibi yapıyor. Yani o mantıkta bu yıllardır böyle. Çocuklar hep hani çocuğu da bir birey olarak kabul etmiyor ki. Bu küçücük çocuklardan, kimsesiz çocuklar yurdundan, yaşlılara kadar bu böyle. Evet. İşte devlet sahip çıkmadığı yani, için o zaman kim sahip çıkıyor? Şu grup sahip çıkıyor, bu grup sahip çıkıyor, o sahip çıkıyor. Ondan sonra o çocuklar maalesef yok olup gidiyorlar. Hı hı. Dolayısıyla dediğim gibi zaten eğitim kalitemiz ortada. Bu kadar üniversite açılacağına, bunların bir an önce artık dondurulup kalitesini nasıl artırabiliriz? Bir kere çocuğun önce kaldığı yerin kalitesini ve yemek kalitesini çözmemiz lazım. Hı hı. Yani ya, o kadar kötü ki yemek kaliteleri, kaldığı yerlerdeki temizlik sorunları falan o kadar kötü ki. Yani bir Amerika'ya gittiğiniz zaman, İngiltere'ye gittiğiniz zaman, Almanya'ya gittiğiniz zaman oradaki yurtları, oradaki durumu gördüğünde ya diyorsun farklı bir dünya mı acaba diyorsun. Yani bizde yani kantinlerimiz bile çok kötüdür yani üniversitede girin yanık toz kokusundan yürüyemezsiniz kantinlerin yanından geçerken. Öğrenci 8 saatini derse bile girmez, 8 saatini orada geçirmeye çalışır. Onda bitti süremiz herhalde. Bir de 150 TL'lik harçlığı ne bulur? Az bulur ama hepimizin sorumluluğu var bu işlerde. Hepimiz sorumluyuz. Yani günde 5 lira veriyor çocuğa harçlık olarak. 5'e yükselteceğim ya. 5'e yükselteceğim sizi, şimdi. 3,5 veriyormuşum bak şimdi. Üniversiteli hatırladım. Çocuğa veriyorsunuz 5 lirayı. Yok, üniversiteli çocuğa. 150 lira diyorsunuz. Ama ya, yemek sorununu çözdüm. Yemek sorunu ağır değil. 5 lira bir tane gazoz içsin diyorsunuz alıp. Tamam hocam. Ya ne yapayım yani biraz hocam sorumluluğunu alsın yani kusura bakmasın o da yani. Biraz hocam, çay içsin. Tamam haklısınız, süremiz bitti. Gelirlerimiz düşük, gelirlerimiz ne yapalım? Evet. Olsun, ben sizin bir yüzünüzü görmüş oldum bu programda. Adam bildiğiniz cimri arkadaşlar ya. Çocuğa 5 lira veriyor. Program başladıktan sonra cimri oldum ben. Gelmiş 18-19 yaşında çocuğa 5 lira veriyor eline ya. Oldu hocam, görüşelim. Canlarım üniversite öğrencileri, ben sizi seviyorum. O cimri, ben bonkörüm. Üniversite öğrencilerini oynuyorum. Beni affedin, 300 TL'yi yükselttim. Çare gençlikte. Ben biliyorum, tamam, ben bu ülkenin nüfusuna çare gençlikte. Ben sırtımı onları da hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, ederim, var olun. İşin şakası da bir tarafa. Efendim, yayınımız Hande Berktan'la devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Akşam da 17'de karşımızda olun. Merkez Bankası roklarla, romlarla ne yapmak istiyor? Ne kadar başarılı oldu? Dolar başını aldı gidiyor. 2.64'lere konuşacağız, her şeyi görüşeceğiz.